Ya şöyle, CHP'de demokratik bir dönüşümün gerçekleşmesi şart. Biz hep vurguluyoruz zaten. Mesela Vatan Partisi'nin eleştirilerini neden kıymetli buluyoruz? Vatan Partisi eleştirilerini Ankara'dan yapıyor. Yani kıymetli bir muhalefet yapıyor. Bizim istediğimiz zaten Ankara'dan yapılacak eleştirilerin olduğu bir muhalefet. Yani iktidarda, muhalefette kim olursa olsun herkesin ayaklarını Ankara'ya basması. O yüzden de söylemiştik, Vatan Partisi'nin de mecliste olması, diğer milli partilerin, muhalefet partilerinin mecliste olması kıymetlidir diye. Örneğin Vatan Partisi'nin Hüdapar'a yönelik eleştirileri kıymetlidir, uyarıları kıymetlidir. Ne diyoruz? HDP ile ilgili gerçeği söylemek lazım. Elbette ki gerçekler üzerinden yürütülecek, hakikatler üzerinden yapılacak uyarılar son derece kıymetli. Bu açıdan muhalefeti Türkiye'deki demokrasinin en önemli mevcut yedili muhalefet açısından söylüyorum, eksiği olarak görüyorduk. Çünkü ayakları Ankara'dan basmadan, az önce hocam da hatırlattı. Aylardır, yıllardır konuşuyoruz, değerli ulusal kanal ekranlarında, diğer televizyon kanallarında konuşuyoruz. Washington'a, Londra'ya, Brüksel'e dayalı, Berlin'e dayalı bir yedili masa yapılanmasından bahsediyoruz. Ankara'dan değil, oralardan Türkiye'ye bakan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu Türkiye'de siyaseti maalesef siyasete zarar veriyordu. Bu açıdan CHP'de bir dönüşüm, değişim kesinlikle zorunlu. Ama bu dönüşüm illa değiştirelim de nasıl değiştirirsek değiştirelim. Mesela bu şeye benzer biraz da. Ya bu gitsin de kim gelirse gelsin değil. Aynen Sayın Erdoğan'a muhalefet, o yedili masa seçmeninin yaptığı muhalefet gibi olur. Bir ilkeniz, bir programınız olacak. Şimdi bu dönüşüm nasıl gerçekleşmeli? CHP elbette ki günümüzü de iyi okuyarak 23 kodlarına dönerse elbette ki bu faydalıdır. Neden? Türkiye'de ihtiyaç olan ve aslında belli bir kesiminde işte tepki olarak başka yerlere kaydığı noktada bir işte ise bir merkez haline yine gelebilir. Bu böyle bir değişim olumlu olur. Ama dönüşüm deyip işte örneğin değişim deyip işte 10 Aralık hareketi gibi ondan sonra yine Beşik Atlantik, atan. aynen yani işte Atlantik'e perspektifli başka bir isim gelirse çok bir farkı olmaz. Sadece kişiler değişmiş olur ama zihniyet orada mevcut zihniyet devam etmiş olur. Atatürk'le, Türk milletiyle hesaplaşmaya devam ederler. Türk düşmanlarıyla, Atatürk düşmanlarıyla helalleşmeye devam ederler. O açıdan değişimin de nasıl olacağı önemli yani. Bir katkı sunmak açısından önümüzdeki günlerde az önce arada da hocamızla da konuştuk. Değerli Yakup Aslan'ın da katkısı olursa, işte ise bilgisi olsa bir beyin fırtınası yapmak açısından. Lütfen, buyurun. Şimdi 14 gün içinde, yani daha doğrusu 14 günden daha az, 28'ine kadar işte dikkatimi bir şey çekti. Şimdi İngiliz bir ekonomistin Kılıçdaroğlu'nu artık dua et, yani kazanamaz, tek bir şeye dua etmeli, borsa çakılsın, çakılırsa ancak kazanabilir falan gibi bir ifadesi var bir İngiliz ekonomistin. Ek olarak Daron Acemoğlu'nun sahaya sürülmesi, 10-11 maddelik bir tweet serisi yazması, yine ekonomi üzerinden ifadeler kullanması aklıma şu ihtimali getiriyor. İşte bu bahsettiğimiz merkezler Washington, Londra, Brüksel, Berlin, Türkiye'de 28 Mayıs'a kadar ellerinden gelebilecek tek bir şeyin ekonomik anlamda Türkiye'ye tahribat verebilmek olacağını, bu çerçevede hükümete zarar vermek isteyebilecekleri yönünde bir şey var, görüntü var. Burada da tabii dikkatli olmak lazım. Çünkü borsada son dönemlerde çok ciddi iddialar dolaşıyor biliyorsunuz. Türkiye direniyor. Bir şekilde Türk ekonomisi direniyor. Ama tedbirleri de elden bırakmamak, işte o üretim eksenli ekonomi modelini çok daha sağlamlaştırmak noktasında tedbirleri almak gerekiyor. Çünkü anladığım kadarıyla birileri onun üzerinden bir oyun oynamak istiyorlar. Peki.